Evet, müzik sesi umarım dengelidir. Bastırmıyordu. Bastırıyorsa artık sizin hatanız söylemeniz için. Yapacak bir şey yok. Şimdi başlıyoruz. Evet, bu büyük ihtimal biliyorsunuzdur. Bunlar açıklandı ama bunu da gene de yama notlarını atacağım. Çünkü millet yama notlarını daha çok üzüyor. Ön yamayı ignorlayanlar var bir sürü. O yüzden başlayalım. Şimdi ilk olayımız. Biliyorsunuz Heyda Şöleni bu sene evden yapılıyor korona dolayısıyla. Buna davetiye açılmıştı. Başvuranlar seçildi. Başvuran arkadaşlar buradaki linke tıklayıp buradan seçildi mi seçilmedi mi CTRL F yapıp buradan arayıp bakabilir. Beni seçmediler ne yazık ki ama burada 4 tane boş tane spot varken beni seçmeyen GM'lere de buradan selam yolluyorum. Haberleri olsun zaten seçilenler de kalın. Şuraları da okusun seçilen arkadaşlar. Seçilmeyenler hani okuyacak bir şey yok çünkü seçilmediler. Seçilmeyenler Twitch'ten canlı yayında izleyebiliyorlar. Haberleri olsun. Yani yeni class duyurusu vesaire oradan görürsün arkadaşlar. Diğer etkinliğimize gelin. Biliyorsunuz Arşı şampiyonu tahmin etme şeyi vardı. Etkinliği vardı. Beni seçtiler. Yok zaten yayıncılara falan bakmıyorlar. Random seçilmiş yani. Zar atıp seçmişler. Ben söyleyeyim yani direkt net yani. Şimdi etkinlik vardı biliyorsunuz tahmin etme. 13'ten doğru tahmin yaptıysanız oyun içinde postanızı kontrol edin. Buradan sizi 10 tane zanaatkar hafızası gelecek bunları alın. Eğer doğru tahminleri yaptıysanız ve bir de üzerine daha da şanslı çıktıysanız böyle böyle ödüller de kazandınız. Foxy Wolf, Iron Shield, Paroxim 800. kazandı. Boşnak, Wizdog, Mr. Fishik 15 günlük Kama Silvia ve Eski Ay gizli kitabı kazandı. Oxid, Central Gravity, Haygalak buradaki isim burada isim yokmuş. Luis, Diedon ve Aynerel de 7 günlük gizli ay kitabı kazanmış. Kakyon, Corleone, Akatsuki 7 günlük Kama Silvia kazanmış ve Kabagulax, Taxons, Bedolica, Lamina, Legend of Diamond, Vexen ve Blaze X de eski ay kitabı 15 gün kazanmış. Bu arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun. Şimdi en kolay etkinliklerden başlayacağım önce. Önce ilk olayımıza gelelim. Tüm Black Desert paketlerinde %40 indirim arkadaşlar. Biliyorsunuz benim bir her zaman söylediğim bir laf vardır. Asla indirimde olmayan bir şeyleri almayın diye. İndirimler de geldi. Bronz paket, gümüş paket, altın paket, bronzdan gümüşe aktarma, gümüşten şey aktarma vesaire. Bunların hepsinin %40 indirim geldi. Eğer paket almadıysanız alın. Sadece paketin içindeki her şey bile yeter. Bir de üzerine indirim ve inci vermesi direkt bu paketi %40 indirimde olmadan bile çok worth yapıyor. Bir de %40 indirimle inanılmaz değer bir şey. Kesinlikle kaçırmadan alın arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bunu da geçtik. Günlük giriş ödülleri geldi ekstra. 21 Mayıs ile 3 Haziran arasında ekstra giriş ödülleri var. Daha başlamadı. Yarın gece yarısına itibaren başlayacak. Altın hançer, hafıza parçası falan diye uyduruk uyduruk başlıyor. Sonra şurada işte güzelleşiyor. Şakatun'un kutusu 40-60 PS, 5M, şu da biraz boş. 20 Kron, 30 Moas, şunlar. Bunlar gayet güzel şeyler biliyorsun zaten. Bunlar da ekstra katılım ödülü olarak geldi. Hot Time'lar değişti. 20 Mayıs ile 27 Mayıs arasına Hot Time etkinlikleri şöyle oldu. Yeni şeyi anlatıyorum. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günleri her gün 19 ila bir sonraki günün ikisine kadar level XP %100 ve beceri XP %30 oldu. Cuma 19 ila pazartesi 2 arasında da tamamen geçerli olacak şekilde level XP %300, beceri XP de %40 geldi. Haberiniz olsun. 6 Mayıs çarşamba bakımından sonra başlayan Hot Time etkinliğine gelen beceri XP %30, %40'tan yükseldi. Haberiniz olsun. Yani o ikisi üst üste steklenmedi yani. Arşa dahil tüm sunucularda geçerli. Yani Olvia'da da geçerli. Haberiniz olsun. Bir de Life Skill ile ilgili Hot Time var. Onu da biliyorsunuzdur. Yaşam becerisi mevsimi 24 saat yaşam XP Hot Time ve bir dilek tutun aşama 2 başarı ödülü. Bunu biliyorsunuz. Geçen hafta yama notlarını demiştim. Umarım her sunucuda olur. Herkese gizli ay kitabı şey yaparlar diyor. Galiba olmamış. Ya da diğeri yollanacak mı daha sonra bilmiyorum artık. Onu göreceğiz. Galiba başarılamamış diye tahmin ediyorum.
Bir de yaşam XP hot time'ı var. Bu da level XP %100, beceri XP %20 şeklinde. Haberiniz olsun. Bu arada var olan hot time etkinlikleri bu hot time etkinliği ile istiflenecekti. Yani stacklenecek. Haberiniz olsun. Şimdi şunu da geçtik. Kara borsa. Patriago'nun dükkanı. Biliyorsun geçen hafta Patriago'nun biraz şeyi vardı. Kafras paketi satmalı bir şeyi vardı. Bir de Blackstone'lu. Şimdi o değişti. Hop gitti. Hop şimdi geri geldi. Daha iyisi geldi. 20 Mayıs ile 27 Mayıs arasında Patriago'nun dükkanından Kafras taşı paketi 10-20, 15-25, 20-30 paketlerini alabiliyorsun arkadaşlar. Eğer Kafras almayı düşünüyorsanız şimdiden girip enerjilerinizi biriktirmeye ve paralarınızı çıkra yapın ve biriktirin. Şans Tanrı Çası tarafından kutsalmış, bir dakika, bir etkinlik daha var mıydı? Ha, şu var. Bunu anlatayım. Bu ilginç bir etkinlik. İlk kez BDO tarihinde bu kadar orijinal bir etkinlik gördüm. Biraz boş bir etkinlik ama orijinal olmuş. Fikir güzel, yapılır mı bilmiyorum. Etkinliği anlatayım, yaparsanız yaparsınız. Şimdi şöyle bir şey var. Tüm sunuculara altın zil etkinliği basılması için bir etkinlik var. 21 Mayıs ile 26 Mayıs arasında geçerli. Ve etkinlik süresi boyunca 19.00'dan 20.00 saatleri arasında altın zil basılacak tüm sunuculara 1 saat boyunca. Haberiniz olsun. Bir de ikinci yardımcı bir etkinlik yapılıyor. Bu da ilginç bir etkinlik. Olvia kıyısında, yani şuradan ya da şuradan artık nasıl bakıyorsanız, Olvia kıyısının Luivano adasına, yani şuradaki adaya bir köprü yapma etkinliği var. Bu etkinliği şöyle yapabiliyorsunuz. Bildiğiniz sandallarla köprü yapın diyorlar. Eğer başarılı bir köprü yapılırsa 23 Mayıs Cumartesi öğleden sonra 15.00'da kutlama olarak GM'ler 1 saat içinde başarılı olunursa 24 saat altın zil basacak. 24 Mayıs'tan 24 Mayıs'ın tamamı boyunca geçerli. Eğer başarısız olunursa sadece 24 Mayıs'ta Pazartesi 1 ila 2 arası basılacak. Haberiniz olsun. Yani eğer o saatlerde işiniz yoksa 23 Mayıs Cumartesi öğleden sonra 15.00'da salınızı alıp buraya köprü yapın arkadaşlar. GM'ler köprü olarak kullanıp karşıya geçsin, GM altın zil bassınlar. Kimse yapmaz. Yapılır ya, belli olmaz, bakalım. Ben daha geçen adam etkin kalak getirdi. Velilik gemileri İlya Yüzer Köprü kurulur diye de. Evet, işte orijinal bir chat olmuş şey. Orijinal bir fikir olmuş. Ben sevdim şahsen ama keşke ödülleri daha güzel olsaydı da ciddi bir katılım olsaydı. Bu arada köprü kuranlar düşük level char'la yapmayı unutmasın, yoksa korsanlar gelip keser, biliyorsunuz zaten. Lütfen şey yapmayalım. Kayyum atanmasın, aman aman. Şimdi en güzel etkinliğimize gelelim. Bence bu haftanın en güzel etkinliği bu arkadaşlar. Şaka tutan altın küçeler 20 Mayıs ila 3 Haziran arası boyunca toplama, balıkçılık ve grind ile oyun size etkinlik şaka tutucular birliği altın külçesi kazanma şansınızı yakalıyorsunuz. Yani bunlardan düşüyor. Grind, toplama ve balıkçılık, tekrardan hatırlatıyorum. Ama su doldurma, kürekle kazma ve inek sağma oyunuyla çıkmıyor, haberiniz olsun. Şimdi bunun iki kullanımı var. Geri zekalı beyinsiz kullanımı şunları gidip 3 milyona satmaktır. Bunu yapmayın arkadaşlar. Gerçek kullanımına gelelim. Üretim yaparak, yani L'de, bilmeyenler için göstereyim. L'de şu kategori var ya, en sağdaki. Bu kategoride şu altın külçeleri böyle koyuyorsunuz, onu işlemeye geçiyorsunuz ve işlediğinizde size altın külçe kutusu 1x veriyor. Bunları üretiyorsunuz 10 tanesiyle. Ürettikten sonra kutudan şansınıza 1 ile 9 arasında altın külçe atabiliyor. 10 milyonluk ya da şanslıysanız 100 milyonluk atabiliyor. Bence gayet worth bir şey. Hadi zaten şunları 3 milyona satmayın. 3 milyonu anca etkinlik bitişinde yeterli yapamadıysanız, haberiniz olsun. Şey yok bu arada, bir teslim görevi değil bu. O yüzden günlük bir limiti yok. Yani ne kadar grind, ne kadar toplama, ne kadar balıkçılık yaparsanız o kadar fazla atar. O yüzden satmayın sakın NPC'lere. Şeye gelelim bu arada. Bu altın külçeler
Sadece toplama balıkçılık ve grindla çıkmıyor arkadaşlar. Oyunda her 60 dakika, gene 60 dakika, gene 60 dakika, yani toplam 180 dakikada 3 tane daha oyun vermeye başlayacak 21 Mayıs'tan itibaren. Ne kadar oldu başı? Ünlem uptime yazıp bakabilirsin. Her aileye günde 3 tane geliyor 180 dakika. Oynansız yani her gün oyun size 3 tane veriyor, haberiniz olsun. Bence satmayın ama yani 3 milyon satmak bunları çok saçma bir şey. Hani size bir kez bile 100 milyon alsa şu kutudan gayet karlı. Şimdi diğer şeye gelelim. Zar atmak ya da atmamak. 20 Mayıs ile 3 Haziran arasında Karur macerası günlük sayısı 5'e çıktı arkadaşlar. Ve her yarım saatte bir zar attığınızı düşünürseniz gayet mantıklı bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Artı buradaki ödüller değiştirildi. Size direkt şöyle göstereyim. Şuradaki rotaya bakın, farkları görürsünüz. Şurada Mass Pure Energy, işte Concentre falan filan derken şuradan değişen şeylere bakabilirsin. Normalde burada koyu siyah renkli yazıyorlardı bu değişen şeyleri. Bugün yazmamışlar, üşenmişler galiba. Gerçi çevirin yama notları da yarım yamak çeviriydi. Galiba süreleri yetmemiş. Değişen bir sürü şey var, haberiniz olsun. Aa pardon ekran, pardon. Tamam, verdim, sakin. Tamam, şuradan bakabilirsiniz değişen şeylere. Bence çok bakmayın, zaten zar attığınızda ne geliyorsa geliyor yani. Yani çok incelenecek bir şey yok bence şurada ama güzel şeyler var. Her gün 2,5 saat çiğinizi ayırıp da şurada bir zar atın yani bence de. Ve dördüncü etkinliğimiz. Abrakadabra, eşyalar ortaya çıksın ve düşsün. Çok saçma bir etkinlik ismi olmuş. Niye böyle bilmiyorum. Etkinlik süresince İnci Dükkanı F3'te Karoruh'tan gümüş etkinlik eşyası kategorisinden... Ne? Gümüş etkinlik kategorisi mi? Ayrı bir kategori mi var böyle? Dur bakayım. Bunun kategorisi başka diye hatırlıyorum ben. Dur. Sale değil, limited mı? Ha, etkinlik kategorisi. Tamam, çeviri hatası galiba ya da çok eski İnci Dükkanı hatırlamış ciğerlerimiz. Etkinlik boyunca ya da ben mi körüm? Neyse, ben de kör olayım. Neyse. Etkinlik boyunca F3'ten her gün sadece 1 milyon gümüş karşılığında 60 dakikalık bir drop parşömeni alabiliyorsunuz. Günde bir kez, unutmayın. Yani gidip alın arkadaşlar. Drop parşömeni 1 milyon vermek inanılmaz değerli bir şey. Şuna 50 milyon ders verseler deseler bile büyük ihtimal bir sürü insan alırdı, o kadar değerli. Haberiniz olsun, bence alın yani. Etkinlikler bu kadardı. Şimdi İnci Dükkanı dedik. İnci Dükkanı'na gelelim. Evet. Kaç haftadır söylüyorum. Her kategoriye bir şey gelecek. Son haftaya da destek kategorisi gelirdi. Destek kategorisine de geldi. 25, %25 indirim geldi destek kategorisinin tamamına. Ve buna çadır dahil. Unutmayın. Pet seçim paketi geldi. Limited çok worth mü tartışılır o. XP aktarma geldi. Level ve beceri XP takas kuponu geldi. Ve karakterlerin silahlarının takas kupon paketi geldi. Ama bu toplu pakete geldi. Hepsine ayrı ayrı %20 değil. Haberiniz olsun. Ve bu haftanın Kron çevirmelik premium kostümü de Okçunu Silvia kostümü %25 indirimde. Ve günlük eşya paketi geldi %40 indirimde. Şimdi bakalım neler gelmiş. Size de göstereyim. Aldıklarımız nereye geliyor? Aldıkların ince envanterine geliyor. I'ya bas, ince envanterine bas. Buraya gelir. İnci Dükkanı'nı soruyorsan eğer. Şimdi yeni şeyleri bir gösterelim. Etkinlik. Drop parşömeni burada var. Gördüğünüz gibi 100 milyon gümüşe çat diye alıyorsun şöyle. Hatta aldım. Bak, gitti günde bir tane. Ay dur şöyle yapayım. Dünya Kaplumbağa Günü paketi diye bir şey var. Bence çok mantıklı değil. 604. iyi fiyat ama 3 tane kaplumbağaya değer mi o tartışılır. Hani mantıklı buluyorsunuz, alın deneyin arkadaşlar. Ben çok mantıklı bulmuyorum. Artı basma paketi, bu da 3 Haziran'a kadar devam ediyor. Bu üçü de 3 Haziran'a kadar devam ediyor, unutmayın. Hani çok mantıklı bir şey değil bence bu. 266 gümüş güzel. Artisan değer ama şu diğer şeyler biraz boş yani. 20 Vox çok kolay elde edilen bir şey. Şu da öyle, şu da öyle, şu biraz zor. Hani tartışmaya açık bir konu. Geçiyoruz. İndirim. Silvia kostümü.
Xperia kostüm 577. 770'ten haberiniz olsun. İndirimdeki her şeyi tek tek göstereceğim, direkt tüm kategori. Ve Limited Pet paketi buradan kaç tane seçiyorduk? 3 tane mi? Bir dakika. Aynen. Buradan 3 tane Limited kategorisindeki petleri seçiyorsunuz. 648. artı 5 günlük drop scroll alabiliyorsunuz. Öneririm, eğer Limited Pet istiyorsanız ya da varsa ve yükseltmek istiyorsunuz level'ını, mantıklı bir paket. Eğer yoksa bence şunu alın. Bu daha güzel paket. 3 tane Wizard Ghost bir veriyor. 640. 3 tane hayaletçiniz artı yemeğiniz oluyor. Loot scroll eksik ama bence her peti değiştirebilmek gayet güzel. Haberiniz olsun. Double buff paketi, bunu da göstereyim. Her aile 10 tane alıyor ve bu pazartesi yeniyor. 20 tane alabiliyorsunuz toplamda. 27 Mayıs'a kadar bu indirim devam ediyor. 360 inci yerine 288 inci. Bir de 5 tane loot scroll geliyor. Yani gayet worth bir şekilde alabilirsin arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şunlardan bir tanesi mi? Aynen. Ya bir tanesini iki kez seçebiliyorsunuz ya da iki tanesinden iki tanesi de bir de alabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Aktarma şeyi biliyorsunuz. Level XP, level ve beceri XP aktarma şeyi. İki tane alabiliyorsunuz aile başına ve sıfırlanmıyor. Yani Tevfik abi alacaksan al geç, pazartesi bekleme. İki tane alınabiliyor aktarmayı düşünüyorsan. Ve tüm silahları aktarma şeyi, kupon şeyisi. 1200. 1500 yerine. Eğer tüm silahlarınızı aktaracaksanız evet, mantıklı paket. Eğer sadece 1-2 direkt bir silah aktarıyorsanız benim gibi, bence çok mantıklı değil. İki silah alıyorsanız mantıklı olabilir. Ve gelelim. Günlük eşya paketi. 64. 10 zanaatkar, 10 hafıza, 10 tane vox, 1 tane yüksek kalite draft şeysi ve bir tane loot scroll. Bence güzel paket, bu alınabilir. Aile başının günde bir kez, haberiniz olsun. Ve tüm destek kategorisinde indirim var gördüğünüz gibi. Value pack 30 günlüğü 247, 90 günlüğü 622, çok mantıklı. Direkt şunu alın bu arada. Hani 90 günlük değerli paket olmayana direkt alsın geçsin, o kadar söylüyorum. Geçici bufflar, Kama, Silvia, bunlar bir sürü kutularda var. Bence kutularda alın bunları. Ayrı ayrı almak yerine, hizmetkar ihtiyacın varsa hizmetkarlar da var. Çadırınız yoksa çadırı da direkt alın. Bir de gold paketi indirim var. Gold paket alıp oradaki %20 indirim koduyla bir de bunu kullanıp 900'ye kadar düşürüp alabilirsiniz çadırı. Gayet mantıklı. Eğer peri konusunda da eksiniz varsa şu şarabı 11'li paketi alabilirsiniz ya da şu orpları alabilirsiniz bir ya da toplamaya bırakabilirsiniz. İki yerde hizmetkar bekliyorum. O başka zaman gelir ya. Cüzdan alev aldı. Evet. Böyle satıldı. Güzel. Şimdi güncelleme notlarına gelelim. Hop. Evet, M'de oynuyorum. Bence bu var, yeniden alayım mı? Neymiş? Al. Bir tane al bence. 180 günlük de iyiymiş bu arada ha. Neyse. Başlayalım. Güncelleme notları. Etkinlikleri zaten anlattık. Etkinlikleri tekrar etmeyeceğim. Bir tek şunu anlamadım. Bana şunu açıklarsanız çok iyi olur chat. Şurada şey diyor ya. Etkinlik süresindeki değişiklik nedeniyle bugün yapılan düzenli bakımdan sonraki hafta yapılacak olan düzenli bakıma kadar etkinlik belirli canavarlardan hazine değerinde eşyalar elde edemezsiniz. Hani şu hazine değerinde eşyalar itemlerini bazı moblardan alamıyoruz mu? Bu mu demek isteniyor? Ben böyle anladım. Yanlışsam düzeltin beni. Etkinlikleri tekrar üzerinden geçmeyeceğim ve başlıca güncellemeler. Dorin Morgan'ın macera günlüğü. Biliyorsunuz zaten dün ünlem ön yama yazıp ulaşabileceğiniz komutta da anlatmıştım neyin nasıl gerekli olduğunu. O videoyu izleyebilirsiniz. İzlemenler için çok kısa bir özet geçiyorum. Kara taş veriyorsunuz, reform taşı veriyorsunuz, sonra yeşil silah, yeşil pirido zırh silah falan veriyorsunuz. Birinci kitap bitiyor. Ardından ikinci kitaba geçine direkt 1 AP DP'yi alıp gerekli zırh ve silahları verip geçebiliyorsunuz. Diğer şeyleri de almak istiyorsunuz, ekstra bir sürü gereksinim var. Onları da merak edenler zaten Şakozade videosunu da çekmiş. Dün ön yamada da açıkladım, oradan da bakabilirsiniz, haberiniz olsun. Şu etkinlik var ya, onu söylüyor sanırım. Üzdü. Ona bir bakarız ya. Yama notları bitsin, sonra ona bir tartışırız. Çünkü zor bir soru.
Evet, Dorian Morgrim'in buff'lar veriyor bu arada. Bunu dün de söyledim. Gene uyarım yapayım. Mesela bu görev %10 drop rate artış veriyor. İkinci görevi yaparsanız bir %10 daha almıyorsunuz. Öncekini siliyor, üzerine yazılıyor. Ve karaktere bağlı bir buff artışı. Unutmayın yani ilk gün böyle çat 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 1 AP 1 DP yapmayın, haberiniz olsun. Ve şurada bir kod var arkadaşlar. Dur. Nerede? Bir yere gizlemişlerdi bunlar. Lan bulamıyorum. Lan bir dakika. Ha burada. Evet. Bayram 2020 TR diye bir kod var. Biraz sıralamasını bozuk yapmışlar. Başa TR'yi koyup yapsalar daha iyi olurdu bence ama. Bunu da yazıp eriştikten sonra oyundan size posta halinde web deponuzdan aldıktan sonra 3 tane kutsanmış elçi parşömeni alabilirsiniz, haberiniz olsun. Kodu chat attım, merak edenler kopyala yapıştır yapabilirler. Şimdi normal yamalarımıza devam edelim. Dorian Morgrim'i anlattık. Şimdi yeni klan görevleri. Bunları da dün söylemiştim ama dün anlamadığınız bir iki tane çeviri hatası vardı. Onların da açıklığı kavuştu. Lifesteal'ciler için yaban çimen toplama görevleri. Zaten herkes Behir'de topladığı için kolay bir görev bence. İnfaz görevleri Ronaros kesim üzerine, özellikle pot düşürmeye çalışanlar varsa. Akman tapını, Histeria tapını, bunların da öldürme görevi gayet mantıklı. Dün çeviride anlamadığımız bir tane şey vardı. O da Yıldız Mezarı'ymış arkadaşlar. Yıldız Mezarı'nın şeyi de geldi. Pardon. Guild kesme görevleri de geldi. Haberiniz olsun. Kesin ödüllerinizi alın Guild'den. Şimdi normal içerikler. İşleme yani L penceresinin toplu işleme yapılırken elde edilen sonuç eşyasının istiflenemeyen eşya olması durumunda işlemi iptal edilerek toplu işlemin yapılamayacağını belirten bir uyarım eklendi. Beste yapılırken BPM yani beat per minute'in şey. Evet, beat per minute'in minimum değeri 0'dan 1'e çıkartıldı ve kupon kodunu böyle gizlemişler. Onu az önce söyledim zaten. Karakterlerdenmiş ama karakterlere bir değişim yok. Az önce merak edenler karakter değişimlerini Kore notlarında göstereceğim, haberiniz olsun. Karakterlerle ilgili bir değişim yok. Eşyalarla ilgili bir değişim var ama buraya niye karakter yazmışlar onu da bilmiyorum. Burada item yazarken. Neyse, alıştık zaten çeviri hatalarına. Eşya. Gösterişli inci kristali ve gösterişli kaya tuzu küçesi eşyaların açıklamalarında takas edilebilen artı 5 deniz ticareti eşyası eklendi. Amanita mantarı tüketirken zehirleme etkisi değiştirdi. Korku direncen düşürme yıkma direnci %5'e çıkartıldı. Level 57'nin altında karakterle Saoni kuşatma kaptanı çağırma parşömeni eşyası kullanıldığında yalnızca canavarın çağrılması ve görevin kabul edilme sorunu düzeldi. Bu çok büyük bir bug'dı. Bu iyi ki düzelmiş. Ben hani çağrılarım 60 level olduğu için dert yapışamadım ama 57 olsam vallahi çıldırdım. Bu çok büyük bir sıkıntı. Bu çağırma parşömeni kullanım koşulu olan level 45 koşulu karşılandıktan sonra parşömen kullanıldığında Parti Sony kuşatma kaptanın yan görevi otomatik olarak kabul ediliyor artık. Üretim notlarında sirkenin yerine başka bir eşyanın görüntülenme sorunu da düzeltildi. Bineklere gelelim. Bunu da dün söylemiştim ünlem ön yama komutunda. Bir sürü şey pardon bir sürü diyorum. Mavi kadırga ekipmanlarının klan kadırgasının ekipmanları bufflandı. Direkt buffları söyleyeceğim. Şu gıda 28.000'den 80.000'e çıktı maksimumu. Ağırlık 14.000'den 20.000'e çıktı ve dayanıklık 5.000'den 40.000 eklendi. Bu direkt olmayan bir şeydi. Artık karaklardan 2-3 top yiyip ölmeyeceğiz herhalde diye tahmin ediyorum. Şuradaki gıda 28.000'den 40.000'e çıkartıldı. Dönüş hızı aynı. Ve buradaki dayanıklık 5.000 ila 35.000 arasıydı. Artık 5.000 ila 80.000 arasında oldu. Şunlarda herhangi bir değişim yok. Ek hasar vesaire aynı. Klan kadırgası maksimum top gülle sayısı arttırıldı. 120'den 360'ı çıktı. Bunu da dün söylemiştim. Yaylım ateşi yapılırken gemilerin temel ateş modunda top ateşledikten sonra diğer taraftaki top daha hızlı ateşlenebilecek şekilde geliştirildi. Gemi mevcut bekleme durumundayken AD tuşlarında giriş yapılarak küçük bir hareketle dönüş yapılabilecek şekilde geliştirildi. Dönüş manevrası becerisi hareketin arttırıldı. Ve hızlı bir şekilde yerinde dönüş yapılabilecek şekilde geliştirdi. Dönüş manevrası kullanırken W tuşuyla dönüşü iptal ederek hareket edilebilecek şekilde geliştirdi. Güzel bufflar verilmiş gemilere. Artık gemiyi kullananlar daha rahat hareket eder diye tahmin ediyorum.
Ani dönüş becerisini ZC tuşları giderek kullanabileceği kullanım yöntemi eklendi. Oo bak bu çok güzelmiş. Bunu bayağı değerlendirir insanlar ha. Bak bu çok iyi olmuş. Hassas ateş moduna geçiş yapılırken nefesin anormal bir noktada yenilenme sorunu da düzeltildi. Görev ve bilgi. Bakın görüyor musunuz? Burada da Quest ve Knowledge'ın şeyi bozuk. Burada doğru görev bilgi. Anlamıyorum niye böyle bir düzensizlik var ama. Artık bilmiyorum. Yeniden düzenlenen Kama Silvia ana görevini daha önce tamamlamış olan maceracıların da aşağıdaki bilgileri elde edebilecek şekilde düzeltmeler yapıldı. Fadus, kül rengi ormanı, beyaz savaşçı. Yukarıdaki belirten söz konusu bilgiler beyaz savaşçı görevini tamamladıktan sonra sürünen ormandaki NPC Khalid aracılığıyla elde edilebilir hale geldi. Aşağıdaki bilgilerin ipuçları bilgi kolayca elde edilebilecek şekilde somutlaştı. Gaifin Rasya Tapınağı hikayesi 1-2-3 Edana ve Gaifin Rasya büyük miras. Bu bilgileri de bilgi ipuçlarını belirten görev serilerini yaparken elde edebiliyorsunuz. Görev listesi yani O penceresinde tekrarlanan sekmesindeki hayatta kalma gurusu görevini kabul etme koşulunu yeniden düzenlenen Kamasilya ana görevi olan maceracı arayışı görüntüleyecek şekilde düzeltildi. Arayüz değişimleri. Görevlerdeki nesneleri araştıran tuş rehberine fare ile tıklanıp görüntülenecek şekilde görüntülenecek bir hareket eklendi. Klan binek listesi penceresi geliştirdiği inci yük yanı yani F3 ve boyama yani J pencerelerindeyken envanteri açtıktan sonra ara sıra envanterin arka plan konumunun değişme sorunu düzeltildi. Sunucu değiştir penceresini seçerek açıklama görüntülenecek şekilde geliştirildi. Düzeltmeler ve değişimler burada çok çok önemli bir şeyler yok. Benim gözüme çarpan önemli şeyleri söylüyorum arkadaşlar. Yeni karakter oluşturduktan sonra karakter 7 level olduğunda 3'te minimum payının sıfırlanma sorunu düzeltildi. Gene 7 level olmayla ilgili sohbet penceresi fixi var. Görevler O penceresi level 20 üzeri karakterle görev türü ayarı yapıldıktan sonra görev türü ayarı yapılamayan bir karakter geçiş yapılırken önceki görev türünü kalma sorunu düzeltildi. Gıcık bir baktı, iyi ki düzeltilmiş. Dünya haritasında level 59 karakteri bağlantı noktası tıklandığında görüntülenen Telkiriş Manastır'daki canavar bilgisi görselin hatalı görüntülenme sorunu düzeltildi. Ebenrut Nolu takıldıktan sonra rüzgarlı erken becerisi ard arda kullanıldığında anormal bir şekilde durma sorunu düzeltildi. Bunu kullananlar herhalde fark etmiştir. Klan üssü al penceresinde bazı kelimenin hizalanmama sorunu düzeltildi. Hassas ateş moduna geçiş yapıldığında nefesin anormal bir noktada yenilenme sorunu düzeltildi. Başrolde biz birinci buff'a alındığında buff simgesinin görüntülenen açıklamadaki yazım hatası düzeltildi. Ve arşa arasında galip gelen en güçlü sınıflara verilen ünvanın rengi değişti ve ünvan uygulanırken karakter özel bir efekt eklendi. Efekti merak edenler için ben linkini açmıştım. Artık oyunda böyle gözüküyor arkadaşlar. O ödülü alanlar. Gördüğünüz gibi Arşa şampiyonu diye bir şey vardı biliyorsunuz. Ups. Biliyorsunuz Arşa şampiyonu diye bir title vardı. Onunla aynı title eklendi. Artık kafalarında en güçlü striker ya da İngilizce ise best striker player mı ne bileyim işte öyle bir çevirisi var neyse. Kırmızı yazılı title bu eskiden normal title'larla maviydi ve artık karakter kırmızı kırmızı parlıyor. Zaten Mert de yayındaydı. Oradan da merak edenler bakmıştır diye tahmin ediyorum. Bu patch'te okuduğum her şeyi tek seferde anlayabildim. Bu güzel bir başarı. Bazı patch'ler çünkü geliyor öf çok sıkıntı oluyor. Evet, bugün gördüğüm şeyler bu kadar yamanıtlar için. Şimdi